Merhaba, geçen hafta bir video yüklemiştim. Irak'a gidip iPhone 14 almamla ilgili. Bu hafta da o kadar çok soru geldi ki videoyu yükledikten sonra aklınıza takılan soruları gidermek içinse bu videoyu çekme gereği duydum. Ve öncelikle karar verme aşamasıyla başlayalım. Biz telefon almaya gitmek istiyoruz. Telefon almak için bir araştırma yapıyoruz. Nereden alacağımıza karar veriyoruz. Ben Irak'tan almaya karar verdim. Hem sınıra yakın olmamdan dolayı, hem ulaşımın kolay olmasından dolayı, hem de diğer ülkelere göre fiyatının daha uygun olmasından dolayı orayı tercih etmiştim. Bu telefonun hangi modelini alacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Ben iPhone 14 Pro Max olarak kullandım tercihimi. Yalnız ilk önce 128 GB'lık modeli almayı düşünüyordum. Ama daha sonra bana yetmeyeceğini öngörerek 256 GB'lık modeli tercih ettim ve Apple Zone adlı satış mağazasından telefonu önceden ayırttırdım. Otobüse bindik. Evet, gidiyoruz. Sınıra kadar geldik. Sınıra geldikten sonra ne yapacağımızı adım adım anlatacağım. Türkiye sınırından çıkış için yurt dışı çıkış harç pulumuzun olması gerekiyor. Otobüsle gidersek eğer otobüs bizi sınırda yurt dışı çıkış harç pulu alacağımız bölgeye bırakıyor. Orada bir vezne var. O vezneye gidip 150 TL'yi ödüyoruz. 150 TL karşılığında bize bir pul veriyorlar. Biz o pulu pasaportumuzun içerisine bırakıyoruz. Ondan sonra sınır polisinin olduğu bölgeye doğru yürüyerek geçiyoruz. Sınır polisi bizim pulu alıp almadığımızı kontrol ediyor. Ondan sonra pasaport bilgilerimizi okutuyor. Bu şekilde Türkiye sınırından çıkmış oluyor. Bundan çıktıktan sonra arada duty free'ler var. Bir önceki videoda da göstermiştim. Duty free, free shop yani. Burada alkol, çikolata, sigara, parfüm, orijinal tüm ürünleri bulabilirsiniz ve vergisiz oluyor bunlar da yine. Tabii Türkiye tarafında biraz daha pahalı. Irak tarafındaki duty free'lerde daha ucuz fiyatlandırmalar mevcut. O şekilde kendi ihtiyaçlarınıza göre sınıra girmeden ya da sınırdan çıktıktan sonra alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sınır prosedürleri bu şekilde devam ederken biz Irak'la Türkiye arasında kalan free zone denilen bir bölge var. Ülkenin arasındaki sınır bölgesi oluyor. Türkiye'den çıkış yaptığımız için Irak tarafına giriş için beklediğimiz alan. O alanda saat sabah 5 civarında otobüs oraya ulaşmıştı. Saat 8'e kadar hiçbir otobüsü almadılar. Bu karınca falan filan gibi olaylar var. Konuya değinirsem çok fazla uzayacak video. O yüzden burayı geçiyorum. 8'de almaya başladılar. 8.40 gibi bizim otobüsümüzü aldılar. Bizim otobüsümüz 3. ya da 4. sıradaydı. 8.40'da falan anca sıra geldi. 8.40'da Irak tarafına giriş işlemlerini başlattık. Girişte şu şekilde oluyor. Girişte bizden istedikleri belgeleri söylüyorum. Ben 2 doz aşı olmuştum. 2 doz aşı olduğum için daha önceki yıl bunu pasaportuma Hayat Eve Sığar uygulamasında entegre etmiştim. O aşı kartını sınıra gelmeden önce Türkiye'deyken ben telefonumun ekranına indirdim. Telefonumun ekranında QR kodlu bir şekilde aşı kartı mevcuttu. Sınırda giriş işlemlerini yaparken o telefondaki ben aşı kartını sınır polisine gösterdim. Sınır polisi onu kontrol etti. Ondan sonra geçişime onay verdi. Pasaportuma da damgayı bastılar. Ondan sonra ama eğer ki diyorsanız benim aşım yok. Ne yapacağım? Evet, sizin aşınız yoksa bu sefer son 48 saat içerisinde yapılmış olan negatif sonuçlu PCR testine ihtiyacınız var. Bunu Türkiye'deki hastanelerden sağlayabilirsiniz. Diyelim ki Türkiye'deki hastanelerden sağlayacak vaktiniz olmadı ya da başka bir durum oldu. Bu sefer Irak tarafında bizden PCR testi alıyorlar. Sanırım 25 dolar civarıydı. Ama Türkiye'de daha ucuz olduğu için bence gitmeden Türkiye'de yaptırın eğer aşınız yoksa. Evet, şimdi bu aşamaya geldik. Sınırı geçtik. Sınırı geçtiğimiz zaman nelerle karşılaşacağız? Sınırı geçtiğimiz zaman öncelikle otobüsle geliyorsak otobüs bizi alan denilen bir bölgede bırakıyor. Bu alan otobüslerin indirme bindirme noktası diyebiliriz. Otobüsler sizi geldiğiniz zaman oraya bırakıyorlar. Siz orada iniyorsunuz. Oradan sonrası artık merkeze geçmek sizin elinizde. Merkeze de taksiyle çok rahatlıkla geçebilirsiniz. Çünkü orada herkes taksici, normal yerel halk olsun, sarı taksiler olsun bir sürü imkan bulabilirsiniz. 3-4 kişiyle birleşip taksiyi paylaşabilirsiniz. İsterseniz tek başınıza da gidebilirsiniz. 3-4 kişi paylaşınca taksi yaklaşık 1000 Irak dinarına denk geliyor. O da 13 lira civarı. Parayı eğer Irak dinarınız yoksa Türk lirası olarak da ödeyebilirsiniz. Yani 15 lira bir Türk lirasıyla ödeme yapabilirsiniz. Taksiler bunu kabul ediyorlar. Çünkü orası sınır kenti olduğu için sürekli para giriş çıkışı var. Türk parası da tabii ki geçerli oluyor. O konuda içiniz tamamen rahat olsun. Ha, giderken de yanınızda dolar alın telefonu almak için. Onu Türkiye'den çevirin. Dolarla gidin. Telefon miktarı kadar. Biraz daha fazlasını da alabilirsiniz. Daha iyi olur. Tavsiye ederim. Onun dışında paranızın bir kısmı da Türk lirası olarak dursun. Onu da şöyle
ayarlarsınız. Yeme içme, orada ulaşım, oradaki diğer harcama tutarlarınıza göre Türk lirasını da o miktarda yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederim. Ben öyle yaptım. Gayet de işimi gördü. Dolarla telefon aldım. Türk lirasının bir kısmını Irak dinarına çevirdim. Orada harcama yapabildiğim kadar yaptım. İşte zaten çok fazla da para harcamazsınız. Yemek fiyatlarına gelelim. Yemek fiyatları ortalama 4000 dinardan başlıyor. Ortalama bir öğle yemeği miktarı 4000 dinar. Yani bizim 50-60 lira arasında rahatlıkla doyabilirsiniz. Tabii daha lüks restoranlar da vardır. Benim bahsettiğim miktar çarşı merkezindeki sıradan kebapçılardı. Ben oraları tercih ediyorum. Daha lezzetli oluyor. Lüks restoranlara da gidebilirsiniz. Oralarda da sanıyorum ki 8000 dinar, 10000 dinar yani 100, 120, 130 lira rahatlıkla bir öğün karnınızı doyurabilirsiniz. Parayı nasıl çevireceğiz diye soranlar oldu. Parayı çarşıdaki change ofislerden, ayaklı change ofisler var. Böyle masanın üstünde birkaç kişi yan yana durmuş. Orada zaten görürsünüz paralar var böyle. Türk lirası, dolar, euro, çeşitli para birimleri işte komşu ülkelerin para birimleri orada mevcut. Oradan da çevirebilirsiniz paranızı. Az önce de bahsettiğim gibi paranızın bir kısmını dolar yapın, bir kısmını dinar yapın, bir kısmı da Türk lirası olarak kalsın. Ondan sonra telefonu alacağınız bölgeye nasıl gideceğiniz hakkında size çok kolaylık sağlayacak bir uygulamadan bahsedeceğim. Maps.me adlı bir uygulama var. Çevrim dışı harita özelliği var bu uygulamanın. Bu uygulamayı telefonunuza indirin. Irak bölgesinin haritasını gitmeden önce telefonunuza yükleyiniz. Telefonunuzda o harita dursun. O haritadan gitmeyi planladığınız yerleri yer imi olarak Türkiye'deyken ekleyin. Yer imlerini kaydedin. Telefoncunun mesela adresini bulun. Telefoncunun adresini yer imi olarak kaydedin. Ondan sonra zaten çarşıda inip para işleminizi çevirdikten sonra Maps.me uygulamasından telefoncunun yer imine tıklayıp yürüyüşü tercih ettim. Ben yürüyerek gittim. Bir şehri tanımak için en geçerli ve en güzel yol yürümekti. O yüzden her seferinde ben bu yöntemi kullanıyorum. Yani bir şehri yürüyerek tanımak istiyorum. 30-35 dakika yürüdüm. Zaten en uzak yeri 40-45 dakikadır Zaho'nun. Büyük bir şehir değil ama sınır kasabasına göre gerçekten büyük ve gelişmiş bir yerdi. Bunu özellikle belirteyim. Uygulamadan tercih ediyorsunuz, seçiyorsunuz ve 30-35 dakika yürüyüp benim bahsettiğim telefoncuya ulaşabilirsiniz. Şimdi mağazaya geldik. Daha önceden gitmeden önce bu telefonu ayırttırmıştım. Kendileriyle WhatsApp yoluyla iletişime geçtim. WhatsApp yoluyla iletişime geçtikten sonra kendilere istediğim modeli söyledim. Onlar da benim için gitmeden 1-2 gün önce çünkü ayırttırdım. Daha uzun süreli ayırttırmak bence pek mümkün değil çünkü peynir ekmek gibi gerçekten telefon orada satılıyor. O yüzden bence alacaksanız 1-2 gün öncesinden stok sorun ve istediğiniz modeli ayırttırın. Ben öyle yaptım. 1-2 gün önce gitmeden ayırttırdım. Teyitleştik kendileriyle. Sonra bu telefonu gittiğimde orada bulabildim rahatlıkla. Şundan da bahsedeyim. Irak'ta cuma ve cumartesi günleri hafta sonu. Ama o günler gerçekten çoğu yer kapalı. Hatta cuma günleri daha fazla kapalı. Cuma günleri benim gittiğim telefoncu öğleden sonra saat 3'te açıyor. Diğer telefoncular da bazıları öyle, bazıları erken de açıyor ama genellikle öğleden sonra 3'te açılıyor. Cuma, cumartesileri birçok yer kapalı. Buna dikkat edin gidecekseniz. Pazar günleri onların hafta başı. Ona göre gideceğiniz zamanı planlarsınız. Telefonun arkasında aldıktan sonra e-mail no'larını, seri no'larını, model kodunu kontrol ettim. Model kodu A2893-14 Pro Max için geçerli. Bu Japon modeli. Orada A2894 olan Avrupa Türkiye modelini bulamadım. O yüzden en stabil çalışan model bulabileceğim tek simli olarak A2893'tü ve o modeli aldım. Apple'ın sitesinden seri numarası sorgulatma alanına girdim. Bu seri numarasını sorgulattım. Bu seri numarasını sorgulattıktan sonra telefonun iPhone 14 Pro Max olduğunu doğruladım. Telefonun kutusu zaten kapalıydı. Şuralar, ben açtım buraları kendi elimle. O yüzden ben güvendim. Güvendiğim için de telefonun kurulum işlemlerini yapmadan önce parasını ödedim. Ben bu telefonu 1390 dolar aldım. 10 dolar da kılıf ve aksesuarlara ücret ödedim. Yani telefon bana 1400 dolara gelmiş oldu. Gayet uygun bir fiyattı benim için. Tabii daha sonra biraz indirime girdi ama önemli değil. Ben gittim buldum çünkü çoğu yerde stok bulunmuyor telefonlarda. Bulabilmek de önemliydi. O yüzden bunu çok sorun etmedim. Siz de bence gitmek istiyorsanız bir an önce elinizi çabuk tutun. Çünkü hem yıl sonu yaklaşıyor, hem e-mail kayıt ücreti artacak, hem işte bu arada dolar kuru güncellenebilir. O yüzden bence almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var diyorum. Gelen soruların arasında bu cihazın Japon cihazı olduğu, Japonya'da da deklanşör sesinin yasalara göre kapatılamadığı, flash'ın kapatılamadığı,
katılamadığı gibi bir durum söz konusuydu. Evet, öyle bir durum söz konusu var ama bu sadece Japonya bölgesinde geçerli oluyormuş. Çünkü ben telefonu deneyip test ettiğimde hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Gayet normal bir şekilde kamerası çalışıyor. Herhangi bir sessiz moda aldığımızda da deklanşör sesi gelmiyor. Flash istemediğimiz zaman açık kalmıyor. Bu konuda içiniz rahat olabilir arkadaşlar. Telefonu aldık. Ondan sonra şehir içine gidip gezebilirsiniz. Şehir içinde güzel yerler var. İşte şehir merkezi var, şehir meydanı var. Ondan sonra Delal Köprüsü diye bir köprü var, tarihi bir köprü. Arkadaşım Server bana bahsetti. Daha sonradan çok lüks yerlerin olduğundan bahsetti şehrin. Eğer ki vaktiniz varsa, şehri gezmek istiyorsanız o şekilde gezilecek cazibe merkezlerini bulup gezebilirsiniz. Tüm her şeyi hallettik ve yanımızda getirebileceğimiz şeyler hakkında sorular da geldi bana. Yanımızda getirebileceğimiz şeyler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Ek-9 listesinde yer almakta. Onu da açıklamaya eklerim. Oradan görebilirsiniz neler getirebileceğinizi. Bir de sorulan bir soru vardı. Yanımda kendi telefonumu getirsem, bir de yeni telefon alsam sorun çıkar mı? Hayır, hiçbir sorun çıkmaz. Telefonunuz Türkiye kayıtlıysa, SIM kartını kullanabiliyorsanız, Türkiye'deki aktif telefonunuzsa, herhangi bir sıkıntısı olmayan bir durumsa geçirebilirsiniz. İki telefonla geçebilirsiniz. Yani birisi kendi kullandığınız telefon, birisi de yeni aldığınız telefon olarak çok rahatlıkla geçebilirsiniz. Yanımızda getireceğimiz şeyler çaydır, sigaradır, bu gibi şeyler var. Elektronik konusunda özellikle soruluyor. Yanımızda işte diğer elektronikleri alsak mı falan filan, AirPods alsam, Apple Watch alsam, işte PlayStation alsam, robot süpürge alsam diye soranlar var. Onların hepsi paylaşacağım Ek-9 listesinde yer alıyor. Ek-9 listesindeki sınırlar dahilinde olanları geçirebilirsiniz. Ama benim tavsiyem çok fazla elektronik eşya geçirmemeye dikkat edin. Telefon olur, yanında AirPods olur. Bir de küçük ev aleti alabilirsiniz. Mesela robot süpürge vesaire. Bence rahatlıkla geçebilir. Çünkü herhangi bir kaçakçılık hissiyatı uyandırmadıysanız zaten sorun yaşamazsınız. İşlemlerimizi yine tamamlamış olduk. Geri dönüşe geçmek istiyoruz. Geri dönüş için gene şehrin çarşı merkezinden gitmenizi tavsiye ederim. Çarşı merkezi gidin. Orada gene sarı taksileri bulursunuz. Sarı taksilere anlaşırsınız. Belirli bir miktar karşılığında söyleyeceğiniz şey şu: ben alana gitmek istiyorum. Ya da sınır derseniz İbrahim Halil Border diye söyleniyor. İbrahim Halil Kapısı da diyebilirsiniz. Bu şekilde taksiciyle iletişim kurabilirsiniz. Orada Türkçe hiç problem değil. Çoğu kişi zaten Türkçe biliyor, anlıyor ya da konuşabiliyor. İngilizce bilme oranları da gençlerin yüksek. İngilizceyle de iletişim kurabilirsiniz. Yani dil konusunda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Dediğim gibi şimdi taksiye dönecek olursak, taksiyle sınıra kadar geliyorsunuz. Orada otobüslerin gene ilk indiğiniz indirme bindirme noktalarında otobüsüne size binip ya da başka nasıl geçmek istiyorsanız geçebilirsiniz. Güvenlik sorunu yok. Kimse paranızı çalmaz, şey yapmaz. Kimse sizi takip etmez. Çünkü orada herkes ticaret peşinde. Herkes bir şeyleri alıp satma ekmeğinin peşinde. O yüzden hiç o konuda endişeniz olmasın diyorum. Diyelim ki otobüsle gitmeyi tercih etmediniz. Kendi aracınız da yok. Buradan nasıl geçeceksiniz? Ben öyle yaptım çünkü. Otobüsümüzü beklettikleri ve bekleteceklerini öngördüğümüz için biz birkaç arkadaş birleştik orada bekleyen. O arkadaşlarla birlikte bir taksi tuttuk Irak tarafından. Irak sınırına o taksiyle geçtik. Irak sınırından geçtikten sonra daha önce bahsettiğim Free Zone bölgesine geldik. Orada da Cizre'ye kadar giden bir havaalanı minibüsünü bulduk. O minibüsle sınırdan kendimizi atabildik. Tabii bu süreçler sancılı oldu. Çok uzadı. İşte ceza yedi şoförler, şunlar oldu, bunlar oldu. O konulara hiç girmeyeceğim. O yüzden o tamamen şans meselesi. Otobüsle de gitmeyi düşünüyorsanız gidiş dönüş bileti almayın. Çünkü geldiğiniz otobüsün ne zaman çıkacağı belli değil. Onlar kendi aralarında bir sıra yapıyorlar işte. Benim mesela geldiğim otobüs, ben Viranşehir'e ulaştıktan 14 saat sonra Viranşehir'den geçti. Yani ben eğer ki otobüsü beklemiş olsaydım 14 saat daha sınırda bekleyecektim. Bu gerçekten çok yani kötü bir durum olacaktı. Öyle bir duruma düşmeden kendi imkanlarımızla sınırı açtık. O yüzden gidiş dönüş bileti kesinlikle almayın. Hem paranızı vermezler, hem de böyle şeylerle karşılaşırsınız. Bence dönüşte ilk fırsatını bulduğunuz anda ilk çıkacak otobüste ya da ilk çıkacak minibüste bir şekilde kendinizi o otobüse, o minibüse atmaya çalışmanızı tavsiye ederim ben. Ve şöyle de düşünebilirsiniz. Ben yürüyerek de geçerim arkadaş, kaç metrelik yol sanki diyebilirsiniz. Ama öyle bir şeye kesinlikle izin vermiyorlar. Ne Türkiye tarafı ne Irak tarafı. Yani mutlaka bir vasıtayla o sınırı aşmanız gerekiyor. Mutlaka bir vasıtaya mecbursunuz. Yani ben İran sınırından da çıktım. Gürcistan'dan da girdim çıktım.
farklı sınırlardan da girdim çıktım. Hepsinde yaya olarak geçebiliyordum ama bu Habur Gümrük Kapısı'nda böyle bir uygulama var. Ya da İbrahim Halil Gümrük Kapısı'nda diyebiliriz. Yani yürüyerek geçmenize izin vermiyorlar. Sınırı o şekilde geçemiyorsunuz. Bir araca mecbursunuz. Kendinizi Türkiye sınırına ne kadar erken atarsanız sizin için o kadar iyi olur. Irak'tan çıkışınızı yaptınız. Türkiye'ye geldiniz. Free Zone'a geçtik. Sonra Türkiye'ye girdiniz. Türkiye'ye girdikten sonra giriş işlemlerinizi yapıyorsunuz. Giriş işlemlerini yaptıktan sonra sizi gümrük personelleri karşılıyor. Gümrük personellerinin orada belli bir bölge var. O bölgede sıraya giriyorsunuz. O sırada hepinizin çantasını kontrol ediyorlar. Yani yanında işte ekstradan fazla bir şey getireyim falan gibi olaylara girmeyin. Orada böyle bir dağ gibi yığmışlardı fazla getirenlerin eşyalarını. Hiç acımıyorlar. Bence hiç o riske girmeyin. Alacaksanız telefonunuzu alın, gerekli şeylerinizi alın. O şekilde geçin. Orada didik didik arıyorlar çünkü. Çantanızı kontrol edersiniz. Bir de şey dediler, bu telefonun kutusunu atıyorlar falan filan. Benle gelen bir iki arkadaşın telefonun kutusunu atmışlardı gerçekten. Bir şeyle karşılaşmadık ama benim kutu çantada, telefon da cebimdeydi. O yüzden galiba çantada olduğu için X-Ray bunu görmedim. Ne oldu? Hiç soran olmadı bana. Bu kutu ne, niye getirdin işte, kutuyu at falan diyen olmadı. O yüzden ben geçirebildim. Öbür türlü olsa da ben yani bir sorun olacağını düşünmüyorum kutu. Çünkü ben bunun parasını vermiş almışım. Bende kalabilir, hiçbir sorun olmaz. Yani bence vermeyin kutunuzu. Niye vereceksiniz? Bu yanınızda dursun. Gümrüğü de açtınız. Ondan sonra Türkiye sınırına hoş geldiniz. Türkiye sınırına geçiyorsunuz. Ondan sonra herhangi bir sorun yok. Otobüste geldiyseniz zaten onlar sizi bekliyorlar. Gümrük işlemlerinizi ve çıkış işlemlerinizi. Siz tekrar otobüsünüze binersiniz. Sizi Silopi, Cizre ya da işte gideceğiniz neresi varsa oraya kadar götürür. Aklıma gelen tüm soruları cevaplamaya çalıştım. Başka sorularınız varsa elimden geldiğince yanıtlamaya çalıştım. Çok fazla soru geldi. Yani bu videoyu kısa tutmaya çalıştım. Çok uzun tutup sizi sıkmak istemedim. Ekstradan şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ilginize çok teşekkür ediyorum. Bu beni çok mutlu etti. Kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepiniz hoşça kalın. Hepiniz kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz.